Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kimya ve enerji ile ilgili birkaç tane soru çözeceğim. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz potansiyel enerjinin tepkime koordinat grafiği ile ilgili olan bir soru. Farkındaysanız tepkimem toplam enerjim zamanla ne olmuştur? Toplam enerjim zamanla artar. Toplam enerji zamanla arttığından dolayı ben bu tepkime ne diyeceğim? Bu tepkime bir endotermik bir tepkimedir. O yüzden A seçeneğimiz doğru. İleri aktivasyon enerjisi denilen şey tepe noktasından yani ışık enerjisinden ileri aktivasyon enerjim tepe noktasından kimi çıkartacağım? Girenlerin enerjisini çıkartıyorum. O yüzden ileri aktivasyon enerjim tepe noktasından yani EA değerinden girenlerin enerjisi çıkartılarak bulunur. Bakıldığında C'den A'yı çıkarttığımızda yine ileri aktivasyon enerjisi olarak C eksi A ifadesi doğru olur. Bakalım geri aktivasyon enerjisinde ise bu sefer geri aktivasyon enerjim tepe noktasından neyi çıkartıyorum? Ürünlerin enerjisi çıkartılarak bulunan değerdir. Burada gösterdim. Tepe noktasından ürünlerin enerjisini çıkarttığımızda C eksi B ifadesi yine aynı şekilde doğrudur. Delta H'ımız ise iki farklı şekilde hesaplanabilir. Bunlardan birincisi delta H ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisi çıkartılarak da bulunabilir. Aynı zamanda delta H'ım ürünlerin enerjisinden delta H ürünlerin enerjisinden girenlerin enerjisi çıkartılarak da bulunabilir. O zaman B eksi A ifadesi yine doğrudur. E seçeneğinde verilen ürünlerin potansiyel enerjisi A artı B denilmiş bize. Bakıldığında ürünlerimizin enerjisi ne kadar? Ürünlerin enerjisi B olduğundan dolayı yanlış olan ifadem ne olur? E seçeneği olur diyoruz. Peki. İkinci sorumuz yine bir potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği. X artı Y Z tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş bize. Buna göre yine aynı şekilde ileri aktivasyon enerjisini, geri aktivasyon enerjisini, bu tepkimenin delta H değerini, girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjilerini bize sormuş. Az önce de belirttiğim gibi ileri aktivasyon enerjim neydi? Tepe noktasından yani aktivasyon enerjisinden girenlerin enerjisi çıkartılarak bulunan değerdi. Tepe noktamız ne kadar? Tepe noktamız EA 100, girenlerin enerjisi 20. Ürünlerin enerjisi ise 10. Çıkarttığımızda eşittir diyorum. 100'den eksi 20 ne kadardır? 80 kilojul ya da kilo kalori denilebilir. Burada grafikte göstermemişim. Yer aktivasyon enerjim ise yine tepe noktasından yani ışık enerjisinden bu sefer kimi çıkartıyorum? Ürünlerin enerjisini çıkartıyorum. Tepe noktam ne kadardı? Tepe noktam 100'dü. Ürünlerin enerjisi ise 10. Ne kadar çıkar? Yer aktivasyon enerjim 90 kilojül denilebilir. Delta H'ım hem ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisi çıkartılarak bulunur hem de ürünlerin toplam enerjisinden girenlerin toplam enerjisi çıkartılarak da bulunabilir. Burada ben ürünlerin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkartarak hesaplayacağım. Ürünlerin enerjisi 10, girenlerin enerjisi 20. Delta H değerimiz ne kadar çıkar? Delta H değerimiz eksi 10 çıkar. Buradan da eksi olunca bu tepkimin egzotermik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten toplam enerjim zamanla ne olmuştur? Toplam enerjim zamanla azaldığından bu bir egzotermik tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğidir. D seçeneğinde verilen girenlerin potansiyel enerjisi 20. Ürünlerin potansiyel enerjisi ise 10 kilojül. Burada belirtmişim bu arada kilojül olarak. Cevaplarımız bu şekildeydi. Peki. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki sorumuz ise bir tepkime denklemi sorusu. Yukarıda verilen tepkime denklemi ile ilgili denilmiş. Artı 44 kilokalori. Bu tepkimenin ne olduğunun göstergesi, endotermik olduğunun göstergesidir. Delta H'ım artı ya da ısım girenlerde ise tepkimenin endotermik olduğunu söyleyebilirim. Endotermiktir.
Burada bir potansiyel enerjinin tepkime koordinat grafiğini çizdim. Endotermik tepkimeler için. Farkındaysanız toplam enerjim zamanla ne olur? Toplam enerjim yukarıya doğru zamanla artar. Girenlerin toplam enerjisi, ürünlerin toplam enerjisinden bakalım. Girenlerin toplam enerjisi, ürünlerin toplam enerjisinden ne kadar? Deltaş, yani 44 kilokalori kadar daha azdır diyeceğiz. İfadem doğrudur. Toplam entalpi 44 kilokalori azalır denilmiş. Hayır, toplam entalpim 44 kilokalori ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Artar demesi gerekiyordu. O yüzden bu ifadem yanlıştır. Cevap 1 ve 2 olur. Peki. Bir yine tepkime denklemi sorusu. Metan gazının yanma tepkimi sonucunda açığa ne kadar ısı çıkmış? 220 kilokalori ısı açığa çıkmış. Delta H'im eksi ya da ısım ürünlerdeyse tepkimem nedir? Tepkimem egzotermiktir. Yine potansiyel enerjinin tepkime koordinat grafiğinde bir egzotermik tepkimenin grafiğini çizdim. Yargılarımıza bakacak olursak. Su ve karbondioksitin kapsadığı enerji, yani bana neyi sormuş? Ürünlerin kapsadığı toplam enerjisinin metan ve oksijen, yani girenlerin enerjisinden fazla olduğunu söylüyor. Farkındaysanız ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden daha azdır. O yüzden bu ifadem ne olur? Yanlış olur. İkinci yargımızda ise 55 kilokalori enerji açığa çıkması için 4 gram metan yanmalıdır denilmiş. Bakın burada metanın mol ağırlığı, karbonun atom ağırlığı 12, hidrojenin atom ağırlığı 1. Burada metanın mol ağırlığına ne kadar diyorum? 16 gram. Şimdi farkındaysanız 16 gramdan ne kadar ısı açığa çıktım? 220 kilokalori ısı açığa çıktım. O zaman 55 kilokalori ısı açığa çıkması için ne kadar metan kullanmam gerekiyor? Burada bir denklem kuracağım. Denklemimizde 16 gramdan 220 ise 55'ten ne kadar olmam gerekiyor? Ne demem gerekiyor? 4 gram içler dışlar çarpımından ne kadar olacak? Burası da 4 gram olur diyoruz. Peki. İkinci yargımız doğru. Üçüncü yargımızda ise normal koşullar altında 11,2 litre oksijen gazı harcandığında 110 kilokalori ısı açığa çıkar. Bu sefer sorumuz kimin üzerinden götürülmüş? Oksijen üzerinden götürülmüş. Oksijenim normal şartlarda 11,2 litrem, 1 molüm 22,4 ise 11,2 litrem ne kadar yapar? 0,5 mol yapar. Şimdi kimi almam gerekiyor? Burada bulunan oksijenin kat sayısını almam gerekiyor. Ve denklemimiz şu, 2 mol oksijenden, 2 mol oksijenden 220 kilokalori ısı açığa çıkıyorsam acaba 0,5 mol'den ne kadar olmam gerekiyor? Burada yine içler dışlar çarpımından yapıyorum. Oksijenin kat sayısından açığa çıkan ısı miktarım ve soruda verilen 0,5 mol'den ne kadar olması gerekiyor? 55 kilokalori ısı açığa çıkar. Bu ifadem yanlıştır. Bana çünkü soruda ne kadar vermişler? 110 kilokalori olarak verilmiş. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız 2 olur. Evet, yine bir tepkime denkleme sorusu. 2 tane karbon, 3 tane hidrojen ile tepkimeye girerek, hidrojen gazı ile tepkimeye girerek etan, yani C2H6 gazını oluşturmuş. Ve bu şartlarda açığa çıkan ısım ne kadar? Açığa çıkan ısım 20 kilokaloridir. Tepkimesine göre 8 kilokalori ısı açığa çıktığında harcanan olacak. Harcanan hidrojen gazının normal koşullar altındaki hacmi ne kadardır demişiz. Şimdi burada kimin üzerinden götürmüş? Hidrojen üzerinden götürmüş. Tabii ki de biz de hidrojenin kat sayısı üzerinden hareket edeceğiz. Ve 3 mol hidrojenden ne kadar ısı açığa çıkmışım ben? Ne kadar ısı açığa çıkmış? 20 kilokalori ısı açığa çıkmışsa acaba diyorum 8 kilokalori için ne kadar olması gerekiyor? Buradan içler dışlar çarpımından 1.2 mol hidrojen kullanmam gerekiyor. Bana hacmini sorduğundan dolayı 1 molüm normal şartlar altında 22,4 ise 1.2 litrem normal şartlar altında ne kadar olması gerekiyor?
O da 26,88 litre olur diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz da az önce çözdüğüm soruyla benziyor. Tepkimesine göre yine katsayılarını kullanarak ya da mol ağırlıklarını kullanarak işlem yapacağım. Tepkimesine göre bu sefer kimin üzerinden götürülmüş? X üzerinden götürülmüş. 2,8 gram X2 gazının yeteri kadar hidrojen gazı ile tepkimesinden 2,2 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Buna göre X'in atom kütlesini. Şimdi X'in atom kütlesini 2 çarpı X gram. 2 çarpı X gramdan ne kadar ısı açığa çıkmış arkadaşlar? 22 kilokalori ısı açığa çıkmışsa aynı birimler alt alta gelecek şekilde denklem kuracağım. 2x'ten 22 kilokalori ısı açığa çıkarttıysam ne diyorum acaba? 2,8'den ne kadar çıkmış? 2,2. Buradan x'in atom ağırlığı ne kadar çıkar? Bunları birbiriyle götürdüğümüzde x'in atom ağırlığı 14 gram bölü mol çıkar. Bu sorumuzun da cevabı bu şekilde. Şimdi bir tepkime denklemi için 3 tane yargımız verilmiş ve bu yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Azot monoksit gazının molar oluşum ısısı neydi molar? Molar katsayının 1 olması gerekiyor. Oluşum olması için de girenler ne olması? Girenler element, ürün, bileşik olacak. O zaman 2 mol azot monoksitte 21,6 ise 1 molde ne kadar ısı açığa çıkar? Daha doğrusu ne kadar ısı gereklidir? 10,8 kilokalori ısı gereklidir. Çünkü bu tepkimede entalpi değerimiz ne? Entalpi değerimiz pozitif, yani endotermik. Azot gazının molar, azot gazının katsayısına bakıyorum. Azot gazının katsayısı 1. 1 mol azot gazı yandığında gerekli olan ısı miktarımız 21. Molar yanma ısım artı 21,6 kilokaloridir denilmiş. Doğrudur. Şimdi reaksiyon entalpisi zaten farkındaysanız soruda verilmiş. Delta H'tir. Delta H'ımın ne kadar olması gerekiyor? 21,6 olması gerekiyor. Bu ifadem yanlıştır. Cevap 1 ve 2 olur. Denklemine göre 3,4 gram amonyan tamamen yanması sonucunda kaç kilojül ısı açığa çıkar diye bir sorumuz. Soruda standart oluşum entalpilerine göre önce neyi hesaplayacağım? Bu tepkimenin delta H'ını hesaplamam gerekiyor. Delta H hesaplanmasında ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkartıyorum standart şartlarda. Ne var elimizde? Azot monoksit var. Kaç tane var? 2 tane. Artı 3 tane, 3 tane, 3 tane suyun entalpi değeri var. Bunlar benim ürünlerim. Ürünlerin entalpileri toplamından kimi çıkartıyorum? Girenlerin entalpileri toplamını çıkartıyorum. Deltaş, oluşum, F oluşum. Üzerine yazdım, yuvarlak çizdim standart şartlarda bu arada. NH3. Peki kimi almadık burada? Oksijeni almadık. Oksijenin standart oluşum entalpisi, yani kararlı olduğundan dolayı buna ne diyeceğim? Sıfır diyeceğim. Şimdi teker teker yerlerine yazıyorum. Yerlerine yazdığımızda bakalım. Azot monoksiti soruda verdik. Artı 91 çarpı 2 artı. Suyumuz ne kadar? Eksi 286 çarpı 3. Burası benim ürünlerim. Eksi dedim. Girenlerde ise eksi 46. Buradan gerekli işlemler yapıldığında delta H'ımız ne kadar çıkar? Delta H'ımız eksi 630 kilojül bölü mol çıkacaktır. Şimdi bakıldığında 3,4 gram amonyak denilmiş. Benim bunu neye çevirmem gerekiyor? Bir mole çevirmem gerekiyor. 3,4'ü
Azotun atom ağırlığı 14, hidrojenin atom ağırlığı 1, 1 çarpı 3, 17, 3.4'ü 17'ye böldüğümüzde burası ne kadar çıkar? 0,2 mol çıkar. Soru kime göre götürmüş? Soru amonyağa göre götürmüş. O zaman hemen ne yapıyorum? Amonyağın katsayısına göre işlem yapacağım. Yani 2 mol amonyak kullanıldığında ne kadar ısı açığa çıkıyor? Sorumuz delta H değerim 630 olduğundan 630 0,2 molde ne kadardır? Buradan içler dışlar çarpımından 63 kilojül ısı açığa çıkar. Bu sorumuzda standart oluşum entalpilerine göre delta H hesaplanmasıydı. Bir sonraki sorumuz yine bir standart oluşum entalpilerine göre delta H hesaplanması. Bu sefer 2 mol etanın oluşma sırasında açığa çıkan ısı miktarını soruda kendisi vermiş. Buradan tepkime içerisinde bulunan etanın oluşma ısısını soruyor. Yani standart oluşma entalpisini soruyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Önce arkadaşlar 2 mol. Farkındaysanız C2H6'nın katsayısı kaç? 1. O zaman ne diyeceğim? 2 molde açığa çıkan ısım 65.4 ise 1 molde açığa çıkan ısım ne kadardır? O da 7 kilo kalori. Aynen öyle. Kilo kaloridir diyoruz. Bu tepkimenin nesi? Bu tepkimenin delta H'ı. Yani tepkimenin delta H eşittir. Isı açığa çıkar denildiğinden dolayı eksi ne diyeceğim? Eksi 32.7 kilo kaloridir. Artık tepkimenin delta H'ını bulduktan sonra ürünlerin entalpileri toplamından, standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpilerini çıkartabiliriz. Delta H eşittir diyorum. 1 çarpı C2H6, tabi bunları yazmam gerekiyor. Eksi yine 1 çarpı delta H F standart C2H4. Yerlerine yazacak olursam eksi 32.7 eşittir. Benden kimi istiyor? Benden C2H6'yı istiyor. C2H6 için eksi etilin oluşum ısısını 12.5 kilokalori olarak vermişler. Buradan karşı tarafa atacak olursak delta H'ımız ne kadar çıkar? 20.2 kilo kalori olarak açığa çıkar. Bu da yine standart oluşum entalpilerine göre delta H hesaplanmasıydı. Bir sonraki sorumuz. Şimdi sorumuzda metil alkol sıvısının molar oluşum entalpisinin hesaplanabilmesi için aşağıda verilen tepkimelerden hangilerinin bilinmesi gerekiyor? Benim önce ne yapmam gerekiyor? Önce benden ne istiyorlarsa. Bakın şunun molar oluşum ısısının olması için girenlerin ne olması gerekiyordu? Girenlerin element olması gerekiyordu. O zaman istenen tepkime denklemim karbon artı oksijen artı hidrojen. Yani girenlerde bulunan maddelerin tamamının ne olması? Element olması. Ve buradan ben bu tepkime denklemini istiyoruz. O zaman önce bir tepkime denklemini denkleştirdim. Oksijenin katsayısı 1. Oksijenin katsayısına 1 bölü 2 yazdığımızda oksijen denkleştir. 4 tane hidrojenimiz var. 4 tane hidrojen olması için hidrojenin katsayısı 2 olur. Bu durumda ben bu tepkimelerden hangilerini kullanabilirim?
Üçüncü yargıdan başlayalım. Çünkü bizden istenilen bir metil alkol sıvısı var. Metil alkol sıvısının molar yanma entalpisi denilmiş. Bakalım bunu oksijenle yaktığımızda karbondioksit artı su açığa çıkar. Hemen tepkimeme denkleştiriyorum. Bir karbon, bir karbon. 4 hidrojen, 4 olması için suyun katsayısı 2 olacak. Oksijen sayılarını denkleştireceğim. 2 oksijenim var. 2 de buradan geldi, 4. Bir tanesi burada. 4'ten 1'i çıkarttığımda 3 olması için 3 bölü 2 olacak. Şimdi kimi buldum ben? Metil alkolü buldum. Bakın metil alkolü buldum. Bu tamam. Kimi bulmam gerekiyor? Karbonu bulmam gerekiyor. O zaman üçüncü tepkimeyi ne yaptım arkadaşlar? Üçüncü tepkimeyi farkındaysanız kullandım. Birinci tepkimeyi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Çünkü karbon var. Karbon. Karbon var. Karbondioksiti yok etmem gerekiyor. Şu karbondioksiti yok etmem gerekiyor. O zaman bu tepkimeyi, yani sıvısının molar yanma entalpisini ne yapıyorum? Ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirdiğimde karbondioksit artı 2 tane su buradan metil alkol artı 3 bölü 2 oksijene dönüşürüm. Peki. Şimdi bakıldığında artık metil alkolüm nerede? Ürün nerede? Karbondioksiti yok edebilmem için birinci tepkimeyi olduğu gibi yazdım. Karbon artı oksijen buradan gaz. Bunlar tabii gaz. Aynı şekilde sıvı, sıvı gaz. Fiziksel halleri bizim için önemli. Kimi? Şu anda karbondioksit yok edebilirim. Karbon var. Suyu yok etmem gerekiyor. Suyu yok edebilmem için de ikinci tepkimeyi kullanacağım. İkinci tepkimeyi kaçla çarpıyorum? Suyun katsayısı 2 olduğundan dolayı 2 ile çarpıyorum. 2 tane hidrojen artı oksijen H2O sıvı. Şimdi neyi kullandım? Üçüncü tepkimeyi kullandım. Üçüncü tepkimede metil alkolüm burada. Karbondioksitler ne oldu? Karbondioksitler gitti. İki tane suyum gitti. İki tane suyum. Karbon var. Karbonun katsayısı. İki tane hidrojenim var. Bu da tamam. Oksijenlere bakacak olursam, iki oksijenim var. Burada 1,5 oksijenim var. 1,5. Bundan çıkarttığımızda 1 bölü 2. Bu durumda 3 tepkime denkleminde ne yapmam gerekiyor? Bilinmesi gerekiyor. Evet, bu konuyla ilgili bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen birinci ve ikinci tepkimeler ile ilgili. Birinci tepkimede bir fiziksel olay, ikinci tepkimede ise kimyasal bir tepkime var. Sıvı birinci tepkimede sıvı gaz haline dönüşmüş. İkinci tepkimede ise XY2 ile tepkimeye girerek X2Y'yi oluşturuyor. Birinci tepkime endotermik ısı alan, ikinci tepkime ise egzotermiktir. Yargılarımıza bakacak olursak birinci fiziksel, ikincisi ise kimyasaldır. Doğru. Birdeki ısının mutlak değeri fiziksel olaylardaki ısı değeri kimyasal olaylardaki ısı değerinden daha azdır. O yüzden bu ifadem yanlış olur. Birincideki ısının mutlak değeri 2'den büyüktür denilmiş. Yanlış. Fiziksel olaylarda gerekli olan enerji ya da açığa çıkan enerji kimyasal tepkimelere göre daha azdır. Mutlak değerci dediği artı eksisi çıkartıldıktan sonraki kısımdır. Yanlış dedik. İkinci oluşurken, yani ikinci tepkime oluşurken potansiyel enerji zamanla azalır mı? Evet, bu bir egzotermik tepkime farkındaysanız. Toplam enerjim ne olur? Toplam enerjim zamanla azalır. Cevap ne oldu? 1 ve 3 oldu. Peki. Evet. Bir sonraki sorumuzda ise bir bağ enerjileriyle alakalı olan bir sorumuz var. Tepkimenin entalpisi verilmiş ve bu tepkime içerisinde bulunan bir bağın enerjisi sorulmuş bize. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor?
Bu tepkime denklemini tamamen açmam gerekiyor. Bağlarını görebilmem için. Azot azotta neyimiz var? Üçlü bağımız var. Üç tane hidrojen hidrojen tekli bağ. Tabii ÖSYM bunu sorduğunda azotun hidrojenin proton sayılarını bize verecek. Azot kendi arasında üçlü bağ yapar. Hidrojen 1A grubunda olduğundan bir bağ yapar. 2 çarpı azot 3 bağ yaptı. Hidrojen birer bağ yapıyor. Tamamen açık hallerini çizdim. Buradan sonra delta ışım kırılan enerji, kırılan bağ enerjileri toplamından oluşan bağ enerjileri toplamı çıkartılır ve delta H bulunur. Kırılan bağ enerjileri toplamından oluşan bağ enerjileri toplamı çıkartılır. Şimdi burada ne verilmiş bize? Azot hidrojen arasındaki bağ verilmiş. Azot azot arasındaki bağ verilmiş ve aynı zamanda tepkimenin delta H değeri veriliyor. Tepkimenin delta H değeri -22. Çünkü ısım nerede? Isım ürünlerde. -22 eşittir. Kırılan bağlarım bir tane azot azot artı 3 tane hidrojen hidrojen eksi. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Farkındaysanız bir azot hidrojen bağı burada var. Bir tane burada, bir tane burada. O zaman NH3'ün kendisini 3 tane başındaki kat sayıyla çarptığımızda 6 tane azot hidrojen arasındaki bağ vardır. Yerlerine yazacak olursam -22 eşittir. Azot azot arasında 224 artı bana neyi sormuş? Bana hidrojeni sormuş. Eksi 6 çarpı azot hidrojenim 93. Buradan gerekli işlemler yapıldığında, yani matematiksel işlemler yapıldığında hidrojen hidrojen arasındaki bağ ne kadar çıkar? 104 kilo kalori bölü mol çıkar. Bu da bağ enerjileriyle ilgili olan bir sorumuzdu. Kırılan bağların enerjileri toplamından oluşan bağların enerjileri toplamı çıkartılarak bulunur. Lütfen standart oluşum entalpileriyle karıştırmayın. Standart oluşum entalpilerinde ürünlerin enerjilerinin toplamından, standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri çıkartılarak bulunur. Burada ise tam tersini alıyoruz. Bir de bağlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yine bir bağ sorusu. Tepkimesinin delta H değerini hesaplayabilmek için gayet basit bir soru. Dikkatli bakıldığında açık halde de verebilir, kapalı şekilde de verebilir. Ben burada açık halde verdim. Sadece şurada hidrojen arasındaki bağın tekli olduğunu, daha sonra şu karbon hidrojenler arasında yine tekli, şurada karbon hidrojen arasında iki tane var, her bir karbona iki tane hidrojen bağlı. Neye ihtiyacım var o zaman? Bir tepkimenin delta H'ını bulalım. Delta H'ımız, kırılan bağlarımız kaç tane? Bir tane karbon karbon arasındaki üçlü bağım artı iki tane karbon hidrojen arasında artı bir tane hidrojen hidrojen. Bunlar kırılan bağların enerjileri toplamı. Oluşan bağlar ise bir tane karbon karbon arasında çift bağımız var. Burada iki sağ taraftaki karbon, iki de sol taraftaki karbondan toplamda 4 tane karbon hidrojen arasındaki bağımız var. O zaman benim kime ihtiyacım var burada? Üçlü bağa ihtiyacım var. Burada biraz çıkmamış ama bu üçlü bağ bu arada. Bunu kullanmam gerekiyor. Yine ikili bağ kullanmam gerekiyor. Karbon hidrojen arasında var. Bunlar birbirini götürdüğünde burada iki tane karbon hidrojen kalıyor. Karbon hidrojeni kullanmam gerekiyor. Hidrojen hidrojeni, ama kime ihtiyacım yok arkadaşlar? Karbon karbon arasındaki tekli bağa ihtiyacım yok. Cevap ne olur? Cevap 1 ve 2 bizim için yeterli olur. Bu tepkimenin delta H'ını hesaplayabilmek için. Evet.
Bir nötrleşme ısısı sorusu, molar nötrleşme, molar çözünme, molar yanma ya da başına molar koymayabilirler. Tepkimenin çeşidine göre entalpi ifadesi değişkenlik gösterebilir. Buradaki sorumuzda ise 25 santigrat derecede 100 mililitre 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisi yeterince hidroklorik asit çözeltisiyle nötrleşince demiş. Ne kadar ısı açığa çıkıyor? 0,26 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Isı açığa çıktığına göre biz bu tepkimenin ne olduğunu anlayacağız aslında. Egzotermik olduğunu anlayacağız. Egzotermiksem o zaman seçeneklerde bulunan endotermikleri ne yaptım? Endotermikleri hemen eledim. Bir tepkime denklemini yazıyorum. Sodyum hidroksit artı hidroklorik asit de tepkimeye girdiğinde sodyum klorür artı ne açığa çıkar? Su açığa çıkar. Tepkimeyi yazdıktan sonra lütfen denkleştirmeyi unutmayın. Bakıyorum sodyum kimyasal tepkimem denk. Şimdi şurası bakın 100 mililitre 100 mililitre 0,2 molarım. M eşittir N bölü V'den sodyum hidroksitin mol sayısını bulacağım. Ya da N eşittir M çarpı V'den. Yani molar değişimini hacmi çarptığımızda bana neyi verecektir? Bana sodyum hidroksitin mol sayısını verir. Molar değişimi 0,2. Bu maddenin mol sayısını bulmak istediğimde verilen hacmi neye çeviriyorum? Litreye çeviriyorum. 0,1. Ne kadar çıkar mol sayım? 0,02 mol. Ne isteniyor benden? Nötrleşme ısısı isteniyor. Yani başındaki katsayıya göre yapmamı istiyorlar. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdi 0,02 mol sodyum hidroksitten açığa çıkan ısım 0,26 ise 1 moldan açığa çıkan ısım ne kadardır? Buradan 13 olur. Delta H yani nötrleşme ısısını istediğinden dolayı delta H nötrleşme entalpim -13 olur. Cevabım ne olur? Cevabım D seçeneği olur. Bir sonraki sorumuz bir karışım sorusu bu arada. Sorumuzda 0,3 mol karbon ve kükürt karışımı yukarıdaki tepkimelere göre yandığında ne kadar ısı açığa çıkıyor? 22 kilokalori ısı açığa çıktığı gözleniyor. Şimdi bu tarz sorularda tepkime denklemleri verilebilir. Yine aynı şekilde standart oluşum entalpileri verilebilir. Soruda tepkime denklemi verilmiş. 0,3 mol karbon ve kükürt karışımı yukarıdaki tepkimelere göre yandığında deniliyor. Karışımdaki karbonun kütlesini sormuş. Biz kimi soruyorsa ona ne diyelim? Ona bir x mol diyelim. Karışım 0,3 mol olduğuna göre 0,3'ten karbonun mol sayısını çıkartırsak kükürdün mol sayısını da ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. 0,3 eksi x mol de kükürdün mol sayısıdır. Şimdi kat sayıları üzerinden götüreceğim. Diyeceğiz ki 1 mol karbondan ne kadar ısı açığa çıkmış? 94. O zaman x moldan açığa çıkan ısımı hesaplayacağım. Yapalım hemen. 1 mol karbondan 94 kilokalori ısı açığa çıkmışsa x moldan ne kadardır? İçler dışlar çarpımından 94x'tir diyorum. Aynı işlemi kimin için yapacağım? Aynı işlemi kükürt için yapıyorum. Kükürdün kat sayısı da yine aynı şekilde 1. 1 mol kükürtten 1 mol kükürt bu karbon 70 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 0,3 eksi x molden ne kadar çıkar? Buradan da yine içler dışlar çarpımı 210 eksi 70x oldu. Farkındaysanız açığa çıkan neyi vermiş bize? Açığa çıkan ısı miktarını vermiş. Isı miktarlarını buradan benim ne yapmam gerekiyor? Buradan benim bir toplamam gerekiyor. Şimdi bu toplama işleminde 94x ile 210 eksi 70x'i toplayacağım. Artı. ...22.2'ye eşitleyeceğim. Buradan ne kadar çıkar? 24x eşittir 1.2. Eksim 0,05 mol. Ha, şimdi, evet, karbonun artık mol sayısını bulduk ama işimiz bitmedi. Karışımdaki kimi sormuş bize? Neyi sormuş? Kütleyi sormuş.
1 mol karbonum 12 gramsa 0,05 molüm ne kadar yapacaktır? 0,6 gram yapar. Bu da karbonun kütlesidir. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili son sorumuz bu arada. Son sorumuz bir HES sorusu. HES toplanabilirlik yasasıydı. Bizden istenilen tepkimeye göre yukarıdaki tepkimelerinin değiştirdiğim ve buna bağlı olarak da entalpisini hesapladığım işlem basamakları HES yasasıydı. Şimdi kimi istiyor? Amonya istiyor. Yukarıdan amonya bulacağım. Tepkimeyi ters çevirdiğimde delta H işaretinin tersini alır. Tepkime herhangi bir sayı ile çarpıldığında ise delta H o sayı ile çarpılacaktır. Kimden başlayalım? Amonyaktan başlayalım. Amonyamız nerede? Birinci tepkimenin ürünlerinde, bizden istenilen tepkimede girenlerde. O zaman ben birinci tepkimeyi ne yapıyorum? Birinci tepkimeyi ters çeviriyorum. 2 tane amonyak N2 artı 3 tane hidrojen. Buradan işaretinin tersini aldım. Artı ne dedim? Artı 22 dedim. Artık amonya bulduk. Kime geliyorum? Azot monoksite geliyorum. Azot monoksit 3. tepkimenin neresinde? 3. tepkimenin ürünlerinde. Bizden istenilen tepkimede nerede? Ürünlerde. Tepkimeye herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Tepkimeyi olduğu gibi yazıyorum. Artı oksijen. Buradan sadece şuna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bakın. Yukarıdaki tepkimelerde delta H'ı eksi ya da artı olarak vermişler. Azot monoksitin oluşum tepkimesinde delta H'ı, daha doğrusu ısıyı girenlere yazmışlar. Isı girenlerde ise artı 21, yani endotermiktir diyeceğim. Suya bakalım. Suyumuz nerede? Suyumuz yukarıdaki tepkimede girenlerde, bizden istenilen tepkimede ürünlerde. O yüzden ikinci tepkimeyi ne yapıyorum? İkinci tepkimeyi ters çevirip kaçla çarpmam gerekiyor? 3 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 3 tane hidrojen artı 3 bölü 2 oksijen. Buradan 3 tane suyumuz. Eksi 68 çarpı 3. Bu da ne kadar çıkar? 24. 18. Eksi 204. Şimdi ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum bunları. Taraf tarafa topladığımda entalpi değerlerini de taraf tarafa toplayacağım. Götürülecek olan değerler. Azotun gitti. Hidrojen gider. 2 tane amonyak artı bir tane burada. 3 bölü 2 toplarsam 5 bölü 2. 2 tane azot monoksit artı 3 tane su. Evet. Şimdi bu tepkimeleri topladığımızda ne kadar çıkar tepkime denklemimiz, yani delta H değerimiz 204. Şu ikisini toplarsak artı 45 yapar. Buradan delta H değerimiz eksi olması gerekiyor. Bakalım, sadece şuradan şunu çıkartacağım, eksi 9. 159 kilo kaloridir. Bu tepkimenin delta H değeri. Evet. Kimya ve enerji ile ilgili karşımıza gelebilecek olan soruların hemen hemen tamamını çözdüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.